Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un kısa süre önce ülkemize de satışa sunduğu Galaxy Z serisinin yeni modellerinden biri olan Flip 4'e şöyle bir bakış atacağız. Kullanım deneyimi nasıl, bunlardan bahsedeceğiz. Bu tam olarak bir inceleme olmayacak arkadaşlar. Daha çok ben bu cihazın kullanım deneyiminden sizlere bahsetmek istiyorum bugün. Yaklaşık olarak ben bu telefonu 3 haftadır falan kullanıyorum. Ve bu 3 haftalık süre içerisinde bana nasıl bir deneyim sundu, bunları size aktarmaya çalışacağım. Biliyorsunuz günümüzde aslında herkes normal cihazlar kullanıyor. Yani normal cihazlardan kastımız ne? Şöyle bildiğimiz normal bir akıllı telefon. Şimdi bu boyutlarda bir akıllı telefondan, şu boyutlarda bir akıllı telefona geçmek tabii ister istemez hayatınızda, alışkanlıklarınızda bazı şeyleri değiştiriyor. Fakat bunun yansıması nasıl oluyor? Olumlu mu oluyor? Olumsuz mu oluyor? Bunlardan biraz bahsetmeye çalışacağız. Biliyorsunuz Samsung katlanabilir ekran teknolojisini hayatımıza sokalı yaklaşık olarak 4 sene falan geçti. İlk çıkan cihaz Fold cihazıydı biliyorsunuz. O şöyle yan tarafa doğru açılıyordu ve bu cihazda çeşitli menteşe sorunları mevcuttu. Hatta belli bir süre sonra ekranın ortasında ince bir çizgi oluşuyordu ki bu hayli tepki toplamıştı. Daha sonra Samsung bu cihazları geri çağırttırdı, tekrar piyasaya sürdü vesaire. Bayağı bir olay, yılan hikayesine dönmüştü. Lakin artık günümüze geldiğimizde yani 2022'de çıkan Fold ve Flip modellerine baktığımızda bu sorunların artık hayli geride kaldığını görebiliyoruz. Galaxy Z Flip 4 genel hatlarıyla geçen sene çıkan Flip 3 ile aynı arkadaşlar. Yani öyle tasarım anlamında önemli bir değişiklik bizleri karşılamıyor. Hatırlayacağınız üzere İlk Flip modelinde arka yüzde küçük bir ekran vardı ve bu ekranda sadece biz bildirimleri görüntüleyebiliyorduk, arayan kişileri görebiliyorduk ve bir de saati gözlemleyebiliyorduk. Lakin geçtiğimiz sene çıkan Flip 3 modelinde buradaki ekran büyümüştü. Ekranın büyümesiyle beraber biz buradan artık mesajlarımızı vesaire okumaya başladık. Hatta ve hatta şu arkadaki küçük ekranı kamera olarak kullanıp ana kamerayla selfie fotoğrafları çekmeye başladık. Flip 4'e geldiğimiz zaman yine tasarımsal olarak arkadaki ekranın aynı kaldığını görüyoruz. Yine buraya widgetler, araçlar vesaire ekleyebiliyoruz. Bunun yanı sıra ana kamerayı ön kamera gibi kullanıp gördüğünüz küçük ekranı direkt olarak kamera modülüne çevirip selfie fotoğraflar çekebiliyoruz. Bu gerçekten güzel bir özellik. Zaten Flip 3'te de bu özelliğin hayli tuttuğunu sizlerle paylaşmıştık. Şimdi gelelim kullanım deneyimimize arkadaşlar. Öncelikli olarak şunu size söyleyebilirim. Cihaz normal bir telefona oranla daha hafif. Samsung'un bunu hafif olarak tasarlamasının temel nedeni katlanabilir yapıda olduğundan ötürü biraz daha minimalist bir yapıya yönlendirmiş olması. Şu şekilde katlandığı için arkadaşlar tabii ki cebinizde daha az yer kaplıyor. Fakat bu şu sorunu beraberinde getiriyor. Cebin içlerine kadar girdiği için uzun bir telefonu almak kadar bu telefonu cebinizden çıkarmak kolay değil. Yani şöyle düşünebilirsiniz, cebimde daha az yer kaplıyor. Evet çok doğru, cebinizde daha az yer kaplıyor. Fakat şu telefonu kotunuzun ya da pantolonunuzun cebine koyduğunuz zaman arkadaşlar elinizi atar atmaz üst kısımdan yakalayıp çekebiliyorsunuz. Ama şu telefonu pantolonunuza ya da cebinize vesaire koyduğunuz zaman telefona ulaşmak için elinizi pantolonunuza tamamen sokmanız gerekiyor. Şimdi bu çok bir önemli değil gibi gelebilir sizlere ama telefonu basit bir şekilde çıkartmaya alıştığımız için biz artık pantolondan şu telefonu içeriye kadar sokup çıkarmak bile bazen zaman zaman zor gelebiliyor. Bu benim için bir dezavantajdı. Yani ben yani şu telefonu çıkartmak benim için çok daha kolaydı telefonumdan. Dolayısıyla bunun bir dezavantajı olduğunu sizlerle paylaşabilirim. Peki başka dezavantajımız ne? Onu da hemen sizlere söyleyeyim. Telefon arkadaşlar katlandığı zaman kalın. Yani şöyle normal bir telefonla yan yana tuttuğum zaman doğal olarak normal bir telefonun hemen hemen iki katı kalınlığa erişiyor ki bu da cebinizde daha böyle kabarık bir görüntünün olmasına neden oluyor. Aynı zamanda bazı kişiler, bazı kullanıcılar telefonunu mesela arka ceplerinde de taşıyorlar ki bu cihazı katladığınız zaman arka cebinizde taşımak çok da mümkün olmuyor arkadaşlar. Peki güzel yanı yok mu? Tabii ki güzel yanı da var. Bu telefonu normal bir cihazın sığmayacağı ceplerinize ya da çantanıza ya da ne bileyim yanınızda taşıdığınız herhangi başka bir aksesuarın içerisine sığdırabiliyorsunuz. Bu da Flip 4'ün boyutsal olarak güzel yanlarından bir tanesi. Şimdi gelelim telefonumuzun kullanımına. Şunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hani ya ben bunu dış ekranından kullanabilir miyim diye. Hayır. Bu cihazda öyle dış ekrandan kullanılabileceğiniz kadar çok fazla veri sunmuyor size burada. Yani tamam mesajları, bildirimleri vesaire görüyorsunuz. Ama mesela gelen mesajlara cevap atamıyorsunuz arkadaşlar.
ya da çok uzun bir mesaj geldiyse o mesajı buradan atıyorum WhatsApp'tan size uzun destan gibi bir mesaj yolladılar. WhatsApp'tan gelen kısa mesajları buradan okumanız mümkün ama uzun mesajları okumanız için telefon size kapağı açmanız tarafında bir uyarı yapıyor. Yani diyor ki bu mesaj çok uzun. Ben sana bunun bir kısmını gösterebilirim. Eğer mesajın tamamını görmek istiyorsan telefonun kapağını aç ve uygulamaya gir. Dolayısıyla uygulamaya girmek zorunda kalıyorsunuz. Şu gelebilir aklınıza. Ben telefonun kapağı kapalıyken konuşma yapabilir miyim? Konuşma yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şu telefon şöyle kapalıyken şöyle kulağınıza götürüp konuşma yapabiliyorsunuz. Ama ses karşı tarafa daha az gidebiliyor. Ya da sizin sesi duymanız zorlaşabiliyor. Sonuçta hoparlör şu tarafta. Yani Samsung bunu olabildiğince üst kısma yapmaya çalışmış. Neden? Yani şöyle kapalı olduğunda da ses duyulabilsin diye. Lakin dediğim gibi telefon kapalıyken görüşme yapabiliyorsunuz. Şuradan arayan kişiyi görüp açabiliyorsunuz. Ama iş konuşmaya geldiğinde konuşma kalitesinin biraz daha düştüğünü sizlerle paylaşabilirim. Gelelim cihazımızın açıkkenki durumuna. İlk cihazlarda özellikle ilk seride şu ortadaki menteşe kısmında derinlik algısı hayli hissediliyordu. Lakin Flip 4 ile birlikte bu birazdan minimalize edilmiş durumda. Burada önemli olan nokta telefonu kullanırken bu kısmın sizi rahatsız etmemesi. Geçtiğimiz günlerde Huawei de benzer bir cihaz çıkartmıştı. O cihazda açıkçası bu menteşe kısmının biraz daha düz olduğunu görmüştük. Lakin Flip Z4'te biraz daha bombeli bir kısım kaldığını söyleyebilirim sizlere. Ama Fold'la kıyasladığımızda Flip'teki bu bombeli kısmın yine biraz daha az olduğunu söylemek mümkün. Şunu sorabilirsiniz. Bu bombeli kısım video izlerken bizi rahatsız ediyor mu? Hayır arkadaşlar, video izlerken ya da telefonu kullanırken bunu fark etmiyorsunuz. Sadece ışık altında, yani artıyorum arkadan ışık vuruyorsa bu kısımda bazen yansımalar olabiliyor. Ama bu da dediğim gibi sizi çok fazla rahatsız etmiyor. Bunun yanında size herhangi bir artı da sunmuyor. Telefonun katlanabilir olması bize birçok avantaj sunuyor. Bu avantajlardan bir tanesi arkadaşlar az önce de bahsettiğim gibi şu ana kameraları, yani arkada bulunan ana kameraları ön kamera olarak kullanabiliyor olmamız. Bunlarla selfie fotoğrafları vesaire çekebiliyoruz ki telefonun tutuşu da çok daha kolay oluyor. Yani şu telefonu şu şekilde tutarak selfie fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Bu da size hem açı anlamında hem de daha düzgün bir fotoğraf çekmeniz anlamında avantajlar sunuyor. Genel olarak toparlamamız gerekirse Galaxy Z Flip 4 kullanım açısından artıları eksilerinden daha fazla olan bir cihaz. Yani ben bu telefonu aldığımda memnun kalır mıyım diye düşünüyorsanız evet memnun kalacağınızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Zaten güç ve performans tarafında herhangi bir eksi yok. Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile geliyor. Yani performans anlamında hani oyunda oynarken sıkıntı yaşar mıyım vesaire diye soracak olursanız herhangi bir sıkıntı yaşamadan tüm oyunları oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Uygulamalarda da gayet size akıcı bir deneyim sunuyor. 128 GB'lık bir dahili depolama alanı var. Bu depolama alanı belki yetmeyebilir. 256 GB'lık bir cihaz tercih edebilirsiniz bu noktada. RAM tarafında da yine 8 GB'lık bir RAM opsiyonu olduğunu görüyoruz ki bu da zaten Android için şimdilik yeterli bir düzeyde diyebiliriz. Genel olarak telefon güzel. Fiyatı biraz yüksek arkadaşlar. 25 bin Türk Lirası gibi bir fiyata satılıyor. Tabi indirimle vesaire 22-23 bin arasına da bu cihazı alabiliyorsunuz. Önümüzdeki süreçte fiyatı biraz daha düşer mi? Evet düşebilir. Çünkü biliyorsunuz Samsung'un genel olarak modelleri piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra fiyatları da düşmeye başlıyor. Dolayısıyla bu cihazı belki birkaç ay sonra hani böyle 18-19 bin Türk Lirası'na da satın alabilirsiniz. Tabii ki eğer günümüz mevcut döviz kurları yerinde durursa arkadaşlar. Ama ne olur döviz uçar gider. O zaman tabii ki bu cihazı önümüzdeki süreçte 30-35 bin liraya da alamayabiliriz. Yani söz konusu Türkiye olduğunda fiyatlar tarafında tahmin yapmak çok böyle yerli olmayabilir. Ama dediğim gibi şu anda 22 bin ile 25 bin Türk Lirası arasına bir telefonu alabiliyorsunuz. Fiyat nasıl, çok mu az mı diye soracak olursanız hali hazırda orta segment bir cihaz bile artık 10-15 bin Türk Lirası arasında satılmaya başlandı. Dolayısıyla bu açıdan bakınca yenilikçi bir cihaz, üst seviye özelliklere sahip olan bir telefon. Hani verip vermemek size kalmış ama bu fiyat aralığına alabileceğiniz çok fazla cihaz olduğunu da sizlere söyleyebilirim. Ama ben yeni bir şeyler denemek istiyorum, katlanabilir ekran teknolojisini deneyimlemek istiyorum diyorsanız o zaman bence makul bir cihaz olduğunu söyleyebilirim sizlere. Evet, bu videoda Flip 4 ile ilgili merak ettiklerinizi cevaplamaya çalıştık. Tekrardan belirteyim arkadaşlar, bu bir inceleme videosu değildi. Ben sadece size deneyimlerimi anlatmak istedim. 3 haftalık bir süre geçirdim bu cihazla. Genel olarak memnun kaldığımı söyleyebilirim. Hani artıları da var, eksileri de var. Fakat telefon dikkat çeken bir cihaz. Yani görenler
o telefon nasıl bir telefon, nasıl kaplanıyor ekranı, nasıl kaplanabiliyor vesaire. Bayağı bir dikkat çekiyor. Normal şartlarda mesela siz Samsung'un işte S22 Ultra'sını aldığınızı varsayıyorum. Fiyatı yine baktığınız zaman Z Flip'ten daha fazla bile olabilir şu anda. Yani onu masaya koyduğunuz zaman kimse merak etmiyor. Aa, Galaxy S22 Ultra nasıl falan filan diye merak etmiyor arkadaşlar. Ama şu cihazı şu şekilde katlanabilir bir vaziyette masaya koyduğunuz zaman ister istemez insanların dikkatini çekiyor. Çünkü katlanabilir ekran teknolojisi henüz tam olarak yaygınlaşmış değil. Türkiye'de kullanıcısı oldukça az. Dolayısıyla insanlar gördüğü zaman merak ediyor. Pek çok kişi henüz daha katlanabilir ekranları sadece reklamlarda görmüş durumda. Dolayısıyla sizin elinizde gördükleri zaman canlı olarak deneyimlemek istiyorlar. Bu teknolojinin nasıl çalıştığını, acaba bu ekran kısmının nasıl katlandığını, herhangi bir iz kalıp kalmadığını merak ediyorlar. O açıdan da güzel bir cihaz. Yani ben kullandığım süre içerisinde memnun kaldığımı söyleyebilirim. Önümüzdeki süreçte bu cihazın farklı telefonlarla karşılaştırmasını da yapmak istiyoruz. Az önce de belirttiğim üzere Huawei'nin aynı şekilde dikey olarak katlanabilen bir telefonu vardı. Biliyorsunuz P50 Pocket vardı. P50 Pocket'la Galaxy Z Flip 4'ün karşılaştırmasını yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte eğer bir aksilik çıkmazsa yine bu karşılaştırma videosunda da iki cihazın özelliklerini, bizlere neler sunduğunu sizlere aktarmaya çalışacağız. Eğer kafanıza takılan herhangi bir soru varsa bu cihazla ilgili aşağıda sorular kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.